Evet canım, misafirlerimiz var karavanımızda. Evet, kimler var? Vallahi iki arkadaş aldık, yoldan otostop çekiyorlardı öğrenci arkadaşlarımız. Evet. Teşekkür ederiz. Sıcak değsinmesinler dedik. Hem yokuş hem sıcak. Yol zaten köpek. Kötü değil mi? Köpeklerden gidememişler yazık delikli koya. Neyse biz artık... Gidemedik. Evet. Artık onları biz Alaçatı'ya götürüyoruz. Evet. Orada bol bol gezersiniz. Bir şey değil. Efendim anneciğim? Köpeklerin yuvası var. Evet. Biz şu anda rüzgar sörfünün yapıldığı tarafa geldik. Yolumuza devam ediyoruz ve gene bolca kekik topladık. Kekiklerimizle yolumuza devam ediyoruz. Şimdi neredeyiz canım? Ilıcı'ya geldik. Ilıcı'da geziyoruz şu an. Keşif yapıyoruz. Evet, çok güzel bir deniz. Aynen, şöyle. Kumlu. Zaten bunun denizi çok meşhur ya. Kumlu, çok berrak bir denizi var. Şimdi bak, balık mezatı var. Evet. Saat. Varsa mezat kesin vardır. Kesin vardır. Hatta saatini soralım. Aynen. Orada şöyle sahili göstereyim var. Size. Sahil bu şekilde. Şimdi biz de keşif için karavanımızı bıraktık. Yürüyoruz. Her gün saat 10.30'da da mezat varmış burada. Sabahleyin muhtemelen uğrarız. Evet, hadi bakalım. En sevdiğimiz şey değil mi Eymen? Mezat. Evet. Balık ve mezat. Anne. Efendim. Şimdi burada deniz var. Şapkan ne olmuş annem ya? Ha, yüzünü göremiyorum diye mi öyle yapıyorsun? Evet. O zaman dur, düzeltelim şapkanı, bir dakika. Günaydın. Günaydın. Bir tane sabah misafirimiz var. Bir tane küçük yapar. Sonunda yakaladın. Evet ya, bunu göstermek için geldim. Şeyin, şeytanın bacağını kırdın inşallah. Evet, inşallah. Bundan sonra devamı gelecek. Huzuru dolduracağız buradan. Aynen, biz uyurken sabah erkenden gittin. Evet, buzluğu atayım. Günaydın canım. Günaydın. Gözümüzü balık mezatında mı açıyoruz? Evet, bakalım neler var. Hamdi bugün bir tane yakaladı. Şimdi yanına arkadaş almaya gidiyoruz. Evet, buzu dolduracağız. Hadi bakalım. Şurada yakaladım ben de. Bu sahilde çok fazla kefal var. Çiçekleri. Balık severler gelsin. Dün bizim resmen bütün yemleri yediler ama bir türlü yakalayamamıştık. Elif bir şey söyleyecek. Söyle anneciğim. Başka arkadaşının çiçekleri falan alacağız. Evet. Şimdi balık mezatı şu karşıda. Oraya gidiyoruz. 10.30'da başlıyor. Bazı mezatlarda güzel çeşitler oluyor ve uygun oluyor fiyatları. Bazılarında çeşit az. Fiyat da pahalı oluyor. Bakalım buranın mezatı nasıl? Hadi bakalım, orada görüşürüz. 700 gram sürüye. Olteri yakaladı da ondan bir dakika. Balık çok az. Düzgün bizim sevdiğimiz balıklardan yok. Evet. Zaten şey var. Belki de ihaleye girmeyiz bile. Girmeyiz, bakarız. Balıktan çok insan var. Aynen. Ben size balıklar kilogram için size söyleyeceğim fiyatlar olduğu gibi fiyatlardır.
Palazlar böyle 1,5 kilo, buraya böyle olduğu gibi. 200 lira var mı? Biraz. Var mı 200'den fazlası buraya? Biraz Yücel abiye. Yücel abi 200. 200 lira. Burası da böyle karışık 550 gram. 2 mercan, bir barbun. Buraya da böyle olduğu gibi. 80 lira var mı? Bu karışık böyle 900 gram. Buraya da böyle olduğu gibi. 40 lira var mı? Süngerler 700 gram. Buraya da böyle olduğu gibi. 60 lira var mı? Var. Var mı 60'tan fazlası? Var. Var. 65 geldi. Var mı fazlası? Osman. Osman. 65 mi? Karıştı. Ben buraya başladım ama. Metin o zaman. Tamam. Metin. Bu 3 çupra böyle 1 kilo. Buraya da böyle olduğu gibi. 450 lira var mı? Var mı 450'den fazlası? 455 geldi. 60. 65. 70. 75. Var mı fazlası 475'ten? Yaz Yücel abiye. O da buranın balıkçısı herhalde. Artık öğrendim. Burada böyle 1 kilo. Buraya da böyle olduğu gibi 200 lira var mı? Var mı 200'den fazlası buraya? 205 geldi. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 50. 50. Var mı 250'den fazlası? Yaz Mehmet Yıldız. Mırmırlar 700 gram, buraya da böyle olduğu gibi. 70 lira var mı? Var. 70. Var mı fazlası 70'ten? Var. 75 geldi. 80. 85. Var. 90. Var mı 90'dan fazlası buraya? 90 var. Sizde. 95. Var mı fazlası? 100. Var mı 100'den fazlası buraya? Nurten. Nurten Hanım. Ellerinde poşetler dolu. Beğendiğim balık kilosu 450 liraya mı? Evet. O ne ya? Artık olta takımı. Şeyciydi ya. Restorancıydı ya. Yücel abiye gitti, Yücel abiye gitti diye. Evet. Demek ki buranın restoranı da o. Anne. Efendim anneciğim. Bize 4 tane de yeter. Evet, bize 4 tane yeter. Şimdi baban 4 tane yakalayacak. Yanına salatasıydı, şeydi derken biz akşam onu yiyeceğiz anneciğim. Bir şey. Yani demek ki neymiş? Artık biz aç kalmayacağız anne. Evet anneciğim. Balık fiyatları da uçmuş. Bizim de artık şöyle bir tekne alıp karavanın arkasına bağlama zamanımız geldi. Hamdi diyorum ki, bizim de diyorum şöyle bir tekne alıp karavanın arkasına bağlama zamanımız gelmiş. Balık fiyatları uçmuş. Evet ya. Bir olta takımı yapıp. Evet. Adam akıllı yakalayalım balıkları. Bugün yakalayacağım balığı kesin. Hadi bakalım. İnşallah. Bugün ben de atacağım. Hepimiz atalım dört bir yandan. Kardeşim de yakalıyormuş bir de. Ha, çeşit de çok azdı. Fiyat da çok pahalıydı. Balık mevsimi değil ya. Bunlar oltayla tutuyorlar. Öyle olunca. Tabii daha uzun sürüyor. Tabii. Aa, bak şurada balık var. Dipte geziyor evet. Şöfal var. Şimdi benim yakaladığım bundan. Şöfal yakalanmış. Neyse bugün bolca yakalayacağız. Önce bir kahvaltımızı yapalım. Sonra yüzmeye devam edecek. Bak şimdi bir tane kifal yakalan devam gelecek. Evet. Yüzmeye devam edecek. Evet. Bugün günlerden çarşamba. Çeşme yoluna doğru giderken bakın burada pazar var. Taze taze sebze meyve almak istiyorsanız aklınızda bulunsun. Biz şimdi Çeşme tarafına doğru gidiyoruz. Kullanma suyumuz az çok az kalmıştı. Çeşme de bulamadık. Evet, Çeşme de bulamadık. Böyle mezarlık falan da göremedik yakın yerlerde. Alaçatı'ndaki Shell benzinliğine söyledim böyle böyle diye. Tabii ki alabilirsin dedi. Şimdi buradaki kullanma suyunu alacağız. Depomuzda kullanacağız. Bakayım.
suyumuzu benzinlikten dolduruyoruz.